açıklaması ve sizi aydınlatması için Sayın Ersin Afacan'a bırakıyorum sözü. Buyurun hocam. İyi akşamlar diliyorum. Öncelikle bu fırsatı bize sağlayan Manisa Belediyespor'a ve Kulüp Müdürü Ayran Bey'e teşekkür ediyorum. Konumuza geçmeden önce ben belki de ilk defa duydunuz, gördünüz zihinsel performans antrenörü tabiri. Bu benim yaptığım işle ilgili size kısaca bilgi aktarmak istiyorum. Video seyrederken ben aynı zamanda bu mental antrenman, zihinsel hazırlık, bununla ilgili size bazı bilgiler aktaracağım. Videoda benim bu işe başladığım 2001 yılından bu yana çalıştığım çeşitli takım ve sporculardan örnekler var. Oradaki ifadelerden de yola çıkarak mental antrenmada neler yapıyoruz, sporcuların zihinsel hazırlıkları, mental hazırlıkları nelerdir, onlarla ilgili bazı kelimeleri, kavramları takip edebilirsiniz. Sporda ideal performans tabiri var. İdeal performans sporcunun sahip olduğu yetenekleri doğrultusunda istikrarlı bir şekilde performansını sahada sergilemesidir. Bu ideal performansın iki boyutu var. Motorsal özellikler dediğimiz fiziksel açıdan hazırlanma, teknik, taktik, kondisyon ve sistem boyutu var. Bir de zihinsel açıdan hazırlanma, zihinsel olarak veya amiyane tabirle kafa olarak sporcuların hazır olması, profesyonel sporcu olsun, amatör sporcu olsun, yarışma ortamında olan her sporcunun bu şekilde bir hazırlık içinde olması gerekiyor. Zihinsel antrenmanda duygu, düşünce ve davranış üzerine yapılan bir çalışmadır. Sporcunun duygusal açıdan, zihinsel düşünce açısından ve davranış açısından kendisini kontrol edebilmesi ve bu kontrol mekanizmasını geliştirmesi hedeflenmektedir. Mental antrenmanda sporda psikososyal alanları içerdiği için mental antrenman, felsefe, psikoloji, sosyoloji, sosyal psikoloji gibi davranış bilimlerini içermektedir. Bilişsel ve davranışsal terapi yöntemlerini kullanıyoruz. Bilişsel terapide sporcuların bugünkü konu dahil olmak üzere stres konusu dahil olmak üzere özgüven, motivasyon, takım olmak, konsantrasyon, maç öncesi zihinsel hazırlık, maç esnasındaki tutum ve davranış kontrolü gibi pek çok konuyu ve kavramı içermektedir. Bilişsel terapide bu konularla ilgili sporcuların farkındalık bilincini artması üzerine çalışmalar yapmaktayım. Bunun yanında davranışsal terapide ise bu öğrendiklerini bilinçli olarak, bilgili olarak öğrendiklerini sahada uygulamaları üzerine bir çalışmamız olmakta, davranış terapisi olarak. Görüntülerde gördüğünüz gibi yerli ve yabancı oyuncuların da bu çalışmalarla ilgili geri bildirimlerini görüyorsunuz onların kendi ifadelerinden. Özellikle benim çalıştığım takımlarda, bu voleybol takımlarında ve Süper Lig'de Denizli Spor'da çalışırken yabancı oyuncuların bu çalışmalara daha fazla yatkınlığı vardı. Yerli oyuncular biraz daha ilk başta ön yargılı davranıyorlar. Gerçi bu azalmaya başladı. Ben mesela bu haftada Altay Spor Kulübü'yle anlaştım. Altay Kulübü'nden bir davet geldi. Dün Altay futbolcularla beraberdik. Onlarla önce bir tanıştık. Sonra mental yetenek testi var bizim 10 soruluk. Onu uyguladık. Sosyometri testi denen test var. Onu da uyguluyoruz. Yani aslında bu işte yavaş yavaş kabul görmeye başladı. Ben Amerika'da bir enstitüye bağlı olarak çalışıyorum. Yani Türkiye'de de bu iş aslında hemen hemen bilinmeyen bir alan. Amerika'da bizim enstitünün başkanı zamanında 1992-93-94 yıllarında dünyanın gelmiş geçmiş en iyi sporcular arasında sayılan Michael Jordan'la çalışmış kişi. Michael Phelps var, yüzücü, olimpiyatta rekorlar kıran.
Tiger Woods var. Pek çok sporcular çalışıyor. Avrupa'da ve Amerika'da bu sistem oturdu. Seneler önce tabii. Biz de Gökhan Hocam'la da beraber bu sistemi biraz tabii zorlanarak oturtmaya çalışıyoruz. Evet, yakın zamandaki sporculardan örnekler görüyorsunuz şimdi. Antrenörlerin, yöneticilerin, başkanların biraz bu işe soğuk baktığını da itiraf etmem gerekiyor. Dolayısıyla bu nedenle ben işi bireysele çevirdim. Mesela Beşiktaş takımından şu an kaleci Cenk Gömen ve isminin pek açıklanması istemeyen bir milli takım oyuncusuyla çalışıyorum. Ankara Gücü'nden Mehmet Çoğum'la çalışıyorum birebir. Ondan sonra Altay Kulübü'nden Burak Çalık şu an yine çalıştığım oyunculardan bir tanesi. Hakan Kesoğlu ile yine basketbolcu, son iki senenin asist kralı, onunla da mental antrenman çalışmamız olmakta. Evet, sporcuların görüşleri ilgili. Deniz Spor'da da Cenk'le beraber başlamıştık. Dediğim gibi takım bazında biraz sıkıntı yaşıyoruz. Şöyle yaşıyoruz. Antrenörlerin ve özellikle teknik direktörlerin kendi işlerine müdahale gibi düşündükleri için bu konuda biraz sıkıntı var. Veya antrenörlerin, teknik direktörlerin biz özellikle eski futbolcular, biz bu işin içinden geliyoruz, futbolcuya nasıl yaklaşacağımızı biliyoruz, onları biz hazırlarız gibi biraz dededen kalma, babadan görme usulleri de Türkiye'de ne yazık ki var. Bu senenin başında Balıkesir Spor'da da bir süre çalıştım. O da Selahattin Dinçer, duymuşsunuzdur belki. Arkadaşım o rica etmişti. Ondan sonra bu tip böyle çalışmalar açık olan kulüplerle de dediğim gibi zaman zaman çalışmalar yapıyoruz. Evet, burada sporcunun ifadesinde olduğu gibi kötü alışkanlıkları bırakmak, mental antrenman hedeflerinden bir tanesi de bu. Bilişsel ve davranışsal terapi ilkeleri doğrultusunda sporcuya saha içerisinde, maç öncesi, maç sonrasında dahil olmak üzere olumlu davranışlar kazandırmak. Özellikle futbolda son zamanlarda çokça konuşulan yetenekli oyuncu yetişmiyor, alt yapıları sıkıntı var. Üst tarafta da sporcular istikrarlı performans sergileyemiyor gibi sorunlar yine alışkanlıklarla bağlantılı olmaktadır. Evet, görüyorsunuz, mental destek diye bir şey bilmiyordum diyen bu basketbolcu şu an Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray Kafe Kuran'da oynuyor. Onunla da yine mental antrenmana devam ediyoruz.